Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Mart Perşembe İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 7 koşuluk bir program var. 6'da ikinci koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Yine ben de programla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarınız ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar muhakkak değerlendirin diyorum ki yine benim vereceğim oyun kurgusu 7-8 TL civarı olacaktır. Takip hattınızı muhakkak arkadaşlar eklemeye çalışın diyorum İzmir programı için. Arkadaşlar dediğim gibi ikinci koşuyla beraber saat 3.30'da handikap 17'de 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilki arkadaşlar 5 numaralı Akarca Kaan olacak. Çok beğendiğim bir safkan zaten. Çok da formda olduğunu düşünüyorum. Özellikle son yarışlarında çok etkili yarışlar yapıyor. Ve Mustafa Çiçek'le de oldukça uyumlu. Ben yarın için bu safkandan etkili bir yarış gelecektir diyorum. İlk şanslı safkanın bu olacak arkadaşlar. Daha sonrasında 4 numaralı Bava Bravo olacak. Yine bu safkandan etkili bir yarış gelecektir. Özellikle Gökhan'la beraber etkili olan safkanın yine son yarışları oldukça başarılı. Ben bu safkandan da yarın için etkili bir yarış bekliyorum. Son olarak da arkadaşlar 7 numaralı Cognar Sun olacak ki bir Zanjero yavrusu olan bu safkandan Gökhan Kocakaya'yla beraber yine etkili bir yarış gelecektir. Uygun kilosuyla dikkat çeken safkandan ben yine iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Burada 4, 5 ve 7 arkadaşlar. Bu 100 safkan bende bir tık önde. Altının ilk ayağı için. Burada sürpriz arama noktasında 9 numara Çatalkaya. Her ne kadar biraz grup sert gibi gözükse de arkadaşlar ben çok beğendiğim bir safkan. Uzun vadede daha da iyi gruplarda görecek diye düşünüyorum. Kendini bir türlü toparlayamadı. Her an bir patlama yarışı gelebilir bu safkandan. Bir grup sert gibi gelse de bir sonraki yarışında yine takip edilmeli diyorum. Yine ağır kilosuna rağmen 1 numaralı paramparça da bazen çok enteresan yarışlar yapabiliyor. Sürpriz noktasını yine Fırat'la beraber bu safkanda kuponlarımızı ekleyebiliriz. Ama dediğim gibi özellikle 4, 5 ve 7 arkadaşlar bu 100 safkandan altın ilk aya için iyi bir yarış bekliyorum. Bu 100 safkan muhakkak kuponlarımızda olsun diyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise arkadaşlar Maiden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafede izleyeceğiz ki ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim ki bunu da zaten kuponuma tek atacağım arkadaşlar. Bence bu grubun çok çok üstünde olduğunu düşündüğüm daha ileri vadelerde grup yarışlarında göreceğimize inandığım 4 numaralı Powerman var arkadaşlar. Çok önemli bir kanatlarına sahip olan safkan. Özellikle uzayan mesafede ben çok etkili koşacağını düşünüyorum. Son ilk yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Sonlarda etkili geldi. Güzel bir ikincilik yaptı o gün için ama ben mesafenin de uzamasıyla beraber ki dediğim gibi özellikle uzayan mesafede orijin olarak zaten uzayanın mesafeyi iyi koşacağını düşünüyorum bu safkanın. Ben yarın için de yine Maiden'a göre uzun mesafe olduğunu düşündüğüm 1600 metre mesafe kumda ben yarın için kolay bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Yarın için 4 numaralı Powerman arkadaşlar kuponlara rahatlıkla tek atılabilir. Yarın için ben altının ikinci ayağında İzmir programında 4 numaralı safkanın geçinmeyeceğini düşünüyorum. Rahat bir birincilik elde edecektir diyorum altının ikinci ayağı için. Arkadaşlar 3. aya geldiğimizde ise şartlı 5'te Yamakikilere ait olan 400 yaşlı Arapları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki günün en denk zor yarışlarından biri bana göre. Dediğim gibi çok denk bir grup. Kim gelse burada çok şaşırmam açıkçası ama özellikle 3 tane safkandan yine etkili yarış bekliyorum. İlk şanslı safkanım Charlo olacak. Aslında bu zamana kadar çok sert gruplarda koşan safkan ilk defa bence kendine daha kısmen yakın bir grupta koşuyor. Kazanmaya da yakındır arkadaşlar. İlk şansı ben bu safkana vereceğim. Hemen hemen her yarışında bahsettiğim, orijini çok beğendiğim ama beklediğim yarışta bir türlü alamadığım 2 numaralı Özçevik arkadaşlar. Ben yine bu safkanda bulunduracağım. Her yarışında bahsediyorum bu safkanın. Özellikle son yarışlarında hep ikinci kalıyor. Bir şekilde geçecek safkanı buluyor kendini. Yarın için yine ben etkili yarış gelecektir. Ve son yarışlarında çok formda olduğunu düşündüğüm 1 numaralı Demir varsa arkadaşlar yine kuponlarda olsun diyorum. 3, 2 ve 1 arkadaşlar. Ben de bir tık önde bu 3 safkan kuponlarda olsun. Ama yine 6 numaralı Tumbulağan ve gibi 4 numaralı Ergüçlü arkadaşlar. Geniş kuponlarda yer verilebilir. Dediğim gibi çok zor dengeli gibi gözüküyor. Ama az atla geçmek isteyen arkadaşlarımız, risk almak isteyen arkadaşlarımız için 3, 2 ve 1 şeklinde bir sıralamam var arkadaşlar. 6'nın 3. ayağı için. Arkadaşlar günün 4. ayağına geldiğimizde ise kupalı bir koşu var. Kısa vade 7'de dişilere ait bu grupta. 4 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki ben burada özellikle 2 tane safkandan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu safkanlardan da etkili koşu bekliyorum. İlk şanslı safkanım ekürülerden Mysaltın olacak ki ben çok beğendiğim bir safkan zaten.
Mehmet Kaya ile beraber özellikle bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir. Bu tarz grupları da bence her zaman geçebilir arkadaşlar. Yarın içinde ben etkili bir yarış yapıp ekür avantajı da olan Safkan'dan iyi bir yarış gelecektir diyorum ki ekürüsünü de çok beğeniyorum Beyaz Kule'yi yine. Bir önceki yarışlarında çok sert gruplarda koşup yine tatminkar yarışlar yapmıştı. Bu iki ekürünü arkadaşlar ben yarın için iyi koşup kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bu iki Safkan yani ekürülerden Mays Altın. Muhakkak kuponlarımızda olsun arkadaşlar. Bu Safkan'ın rakip noktasında son yarışlarında çok kaliteli işler yapan 4 numaralı Samberg arkadaşlar. Ayhan Kurşun'la beraber ben bu Safkan'ın yine kuponlarda olsun diyorum. Sanki burası 1-4 gibi duruyor arkadaşlar ama geniş kuponlarda yine Beyza Sultan ekürülerden yani Beyza Sultan ve Rengül ekürüsü yine geniş kuponlarda bulundurulabilir. Ama özellikle 1 ve 4 numaralı Safkanlardan iyi koşu bekliyorum. Yani burada 1-4 kuponlarımızda muhakkak olsun arkadaşlar. Daha sonrasında varsa takip safkanızı ekleyin. Yine sürpriz noktasında 3 numaralı Beyza Sultan'ı da ekürüsü Rengül ile beraber günün bu ayağı için arkadaşlar değerlendirilebilir olarak görüyorum. Arkadaşlar günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te dişilere ait bir grupta 3 yaşlı İngilizleri de 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki yine 6 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu gibi gözüküyor. Dişlere ait olan bu grupta yine çok ön plana çıkan 2 tane Safkan var benim gözümde. Ben çok beğendim bu 2 Safkan'dan. Yine etkili bir yarış gelecektir diyorum ki ilk şanslı Safkan'ım arkadaşlar 5 numaralı Wander Dancer olacak ki çok beğendiğim bir Safkan kısrak bir Wiener yavrusu uzayan mesafede etkili koşacaktır. Aslında yarış hayatına başlangıcında iyi yarışlarla girdi ama sonradan bir performans düşüklüğü oldu Safkan'da. Ben yine de müsait grupta etkili koşacaktır diyorum. Üzerinde Gökhan Kocakaya ile beraber bu Safkan'a ilk şansın verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu Safkan'a rakip noktasında son yarışını çok beğendim. Özellikle İstanbul Ateşi uzayan mesafede tecrübesiyle beraber yine etkili koşacaktır. Dediğim gibi son yarışını çok güzel koştu. Üzerinde yetenekli aprentisi Bekir Mert Mırık'la beraber değerlendirilmeli diyorum. Ben burada 1 ve 5'i bir tık ayırsam da arkadaşlar yine sürpriz noktasında 2 numaralı Berces Dey ve 3 numaralı Demir Nur'u da kuponlarımızı ekleyebiliriz. Ama özellikle dediğim gibi 5 ve 1 numaralı Safkanlardan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Bu ayak için bu iki Safkan'ı muhakkak yazalım arkadaşlar. Daha sonrasında varsa yine takip Safkanlarınız altının boyağı içinde eklenebilir görüyorum. Arkadaşlar günün son ayağında ise Handikap 15'te 4 yaşlı Arapları 1800 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 18 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu. Günün yine çim olması ve aynı zamanda bu mesafeye Safkanların tamamının ilk defa çıkıyor olması sürprize müsait gibi gözüküyor. Birçok Safkan'a şans vermek doğru olacaktır. Ben özellikle 4 tane Safkan'ı ön plana çıkaracağım arkadaşlar. Ben iyi koşu bekliyorum 4 Safkan'dan. İlk şanslı göreceğim Safkan 8 numaralı Takef olacak ki ben çok beğendiğim bir Safkan. Atakan Can Dağdeviren'le beraber start alacak bu Safkan'ın. 2000 metre sentitte de bir güzel bir birinciliği var. Uzayan mesafede etkili koşacaktır. Ben çime de uygun olduğunu düşündüğüm orijiniyle beraber ben ilk şansı bu Safkan'a vereceğim. İyi bir koşu gelecektir diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 10 numaralı Aten Erhan çok beğendiğim Safkan'dı. Bir önceki yarışını Maiden'la güzel bir şekilde veda eden Safkan'ın yine çime oldukça uyumlu gözüküyor. Orijini yine bu Safkan'la etkili bir yarış bekliyorum. Daha sonrasında 3 numaralı Tatavla ki çok etkili bir Safkan. Bir Kuyumcihan ekürüsüne aitti. Bu sonradan el değiştirdi arkadaşlar. İlgilerinde ilk yarışında güzel bir dördüncülük elde etti. Yeni sahiplerine güzel bir birincilik elde edebilir. Ayhan Kurşun'la beraber yine bu Safkan'la da etkili bir yarış gelecektir diyorum. Çok da takimde olan ya da özellikle takip ettiğim safkanlardan biri bu 3 numaralı Tatavla'yı özellikle bu yarışını izleyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında son olarak da arkadaşlar 7 numaralı Cihan'tayım ki bilindiği gibi ben bu safkanı birçok kez verdim size. Her yarışında da aslında tatminkar koştu ama beklediğim yarışı bir türlü yapamadı. Bu safkanı artık bir de çimde göreceğiz bakalım. Ben çimde de oldukça uyumlu gözüküyor orijini zaten. Tolga ile beraber yine ben kuponumda muhakkak bulunduracağım bir tay olarak gözüküyor. Arkadaşlar 18, 7 ve 3 diyorum. Yani bu 4 safkan altının son ayağı için muhakkak bulundurulsun. Daha sonrasında yine varsa sürpriz noktasında değerlendirmek istediğiniz safkanlar ekleyebilirsiniz. Yine 5 numaralı Uzuncuk Çiçeği ve 6 numaralı Ovakaya da sürpriz noktasında arkadaşlar bu iki safkanı yüksek AGF'lerde göreceğizdir. Yine sürprizde bu iki safkanı da değerlendirebiliriz günün son ayağı için. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında muhakkak değerlendirin diyorum. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.